Herkese merhaba. Bugün bizim evde kış hazırlıklarına başlanıldı. Dün tarhanayı yaptı anneannem. Bugün serecek. Bugün de kış için domates var. Anneannem kaç kilo domates aldın? 20 kilo domates yapılacak bugün. Annem, teyzem, ben, anneannem ve Gülşah yapacağız. Annemle teyzem bir kısmını yaptılar. Şimdi onları göstereceğim size. Domatesler kaynar suya batırılıyor ki kabuklarından kolay soyulabilsin diye. Alabilirsin. Böylece rahatlıkla elinizle soyulabiliyor. Teyzem sizin için canlandırma yapıyor. Teşekkür ederim. Sonra kevgir diyoruz biz. Evet. Elekte ikiye bölünüyor domates. Suyu ve çekirdeklerini ayırıyorsunuz burada bu noktadan. Suyu buraya olacaktı. Teyzem yanlış yere ayırdı. Böyle olması gerekiyordu. Evet. Burada çekirdeklerini ve suyundan arındırıyorsunuz, ayırıyorsunuz ve küçük küçük doğruyorsunuz. Kabuklarından da daha sonra salça yapılacak değil mi? Salça yapılacak. Çekirdekleri ne yapıyoruz sonra? Atıyoruz. Bazı şeyler tohum olarak kullanılıyor değil mi? Kalan suyu da şu çıkan suda, çekirdeksiz suda. Daha sonra bu domatese ekleniyor. Tuz eklenecek. Bir de ezelden alınmış olan salisilik asit ekleniyor. Ve buna bizim burada ilaçlı domates deniyor. Bu asit, bunu mı ekliyoruz? Ekledikten sonra karıştırıyorsunuz. Başka hiçbir şey istenmiyor. Yalnız bu ilacı kilosuna göre ayırıyorsunuz. 10 kiloya 10 gram. 10 kilo, yani 1 kiloya 1 gram o zaman. 10 kiloya 10 gram. Bir pakette 5 gram var. Tuzu da isteyen dilediği kadar. Damak zevkine göre. Az mı? Tuzu biraz belli olacak. Birazcık belli olacak kadar ekleniyor. Karıştırılıyor. Daha sonra yıkanmış cam şişelerde, cam kavanozlarda bekletiyorsunuz bir gün. Dinlendikten sonra üzerine zeytinyağı ekleyip sıkıca kapatıp serin ve kuru bir yerde saklıyorsunuz. Tuzu da ekleniyor. Şimdi karıştırılacak. Madem öyle teyze, bir tane dolduruvereceksin. Karıştırmayacak. Daha kolay olur. Mis gibi koktu. Ben bu ilaçlı domatesi küçükken anneannem bize şişelere doldurdu, kavanozlara değil. Ben şöyle yapardım. Bir tane şişeye 3 tane aldım. Benim yevmiyem olurdu. Önemli olan hem domatesinden hem suyundan eklemiş olmanız. Değil mi teyze? Evet. Hava almaması gerekiyor. Hava almaması gerekli. Yani içinde hava kalmayacak. İçinde hava kalmaması gerekiyor. İşte bekletecek anneannem şimdi bunu. Burada bir gün değilmiş. Akşam üstüne kadar açık bir şekilde bekleyecek. Bu böyle inecek. Hava kabarcıklara yukarı çıkacak. Hava kabarcıkları yukarı çıkınca burada bir mesafe belirleyecek. Oraya da zeytinyağı sonra kapatacağız. Kapatıp kaldırırız. Sonra kapatıp kaldırıp anneannem kışın afiyetle yiyecek. Bu kadar. Teşekkürler teyze. Rica ederim. Tuz az olmuş. Bay bay.